Selamünaleyküm gençler. Şimdi ikinci deneme sınavımızın sorularını beraber çözeceğiz inşallah. Birinci soru, dini bir terim olarak iman, kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir. Buna göre iman hakkında hangisi söylenilemez? A. İman etmek üzerindeki ağır sorumluluklardan kurtulmaktır. B. İman ifade edilen esasların kalbende kabulünü gerektirir. C. İman etmek demek kapsamlı bir sorumluluğu yüklenmek demektir. D. İman etmek inanılması gereken her şeyi toptan kabullenmek demektir. E. İman Allah'a ve buyruklarına kendisini teslim etmektir. Evet, burada ne görüyoruz gençler? A şıkkı ile C şıkkı birbirinin tam zıttı. Dolayısıyla doğru cevap bunlardan biri olmak durumunda. İman da insana sorumluluk yüklediğinden dolayı tabii ki de C şıkkı burada doğru bilgi ama doğru cevap yani aranan şık A şıkkı, iman etmek üzerindeki ağır sorumluluklardan kurtulmaktır. Cevabı yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla burada doğru cevap, doğru şık A şıkkı. İkinci soru, yapılan çeşitli tariflerin ortak yönleri dikkate alındığında din, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünü olarak ifade edilir. Buna göre gerçek bir din hakkında birincisi ilahi kaynaklı olmalıdır. Akıl sahibi insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir. Peygamberler aracılığıyla gönderilmiş olmalıdır. İnsanları sadece ahiret mutluluğuna ulaştırmayı hedeflemelidir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Gençler, ilahi kaynaklı olmalıdır. Tabii ki de doğru. Çünkü ne diyor? Allah tarafından diyor. Akıl sahibi insanların özgür iradeleriyle tercih edilmelidir. Bu zaten açıkça geçiyor. İstek ve hür iradeleriyle diyor. Peygamberler aracılığıyla bu da açıkça geçiyor. Sadece ahiret mutluluğuna ulaştırmayı hedeflemelidir. Yanlış bir bilgi gençler. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı olacaktı. Çünkü bu yargılardan 1, 2 ve 3. yargılar doğru bilgiler barındırıyor. Burada doğru şık D şıkkı gençler. Üçüncü soru. Halbuki onları ancak dini Allah'a has kılarak Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Allah sadece samimi bir şekilde kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Yukarıdaki ayet ve hadiste ibadetlerde gerekli olan hangi durum vurgulanmıştır? A. Niyet B. İhlas C. Sünnete uygunluk. D. İhsan. E. Kur'an'a uygunluk. Gençler biz henüz bu konuyu yapmadık. Ve 9. sınıf konusu olduğundan dolayı belki yapamamış olabilirsiniz. Ama ibadetlerin kabul olması için gerekli olan şartlar nedir? Niyet, yani niyetin Allah rızası için olması, ihlas, yani samimiyetin olması ve sünnete uygun olması. Zaten sünnete uygun olan Kur'an'a zaten uygundur. Dolayısıyla bu üç şartı barındırması gerekiyor. İhsan da Allah-u Teala'yı görür gibi ibadet etmek demektir gençler. Burada doğru şık ihlas olması gerekiyordu. Yani B şıkkı gençler. Çünkü burada bu ayet ve hadis-i şeriflerde samimiyet vurgulanmış. Gelelim dördüncü soruya gençler. İslam medeniyetinin batıya taşınmasında önemli bir köprü rolü üstlenen
Bu coğrafyadaki ilmi çalışmalar Hristiyanlar tarafından Arapçadan Latinceye tercüme edilmiştir. İslam medeniyetine eserleriyle katkıda bulunan İbni Hazm, İbni Rüşd ve İbni Arabi gibi şahsiyetler bu coğrafyada yetişmiştir. Burada kurulan devletin başkentliğini yapan Kurtuba şehrinde İslam medeniyetini yansıtan önemli mimari eserler ve kütüphaneler inşa edilmiştir. Bu kütüphanelerin sadece birinde bulunan kitap sayısı o dönemdeki Avrupa kütüphanelerinin tamamından fazlaydı. Önemli mimari örnekler olarak Kurtuba Camii ile kale olarak inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Elhamra Sarayı gösterilebilir. Paragrafta anlatılan İslam kültür ve medeniyetinin izlerini günümüze de taşıyan bölge hangisidir? A. Kuzey Afrika, B. Balkanlar, C. Endülüs, D. Hicaz, E. Şam. Gençler bu yine 9. sınıf konularından olup henüz işlemediğimiz bir konu. Burada doğru cevap Endülüs olacaktı gençler. Endülüs neresi? İber Yarımadası yani Portekiz ve İspanya'ya Müslümanlar tarafından verilen isimdir. 8. yüzyılda Arapların etkisi altında bulunan bölgeye verilen isim Endülüs. Ve en önemli şehirleri de Kurtuba, Gırnata ve İşbiliye, Seviye diye bilinir. Dolayısıyla gençler Endülüs burada doğru cevap olacaktı. Kurtuba Camii Elhamra Sarayı görselliğiyle çok ön plana çıkmış bir mimariye sahipler gençler. Araştırmanızı tavsiye ederim. Kurtuba Camii şu an kilise olarak kullanılmakta. Beşinci soru. Ashab-ı Kehf hakkında bir sunum yapan Ali, putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir. İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır. Kendilerine yapılan teklif karşısında iffetlerini koruyarak Rablerine sığınmışlardır. İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır. İfadelerinden hangilerine yer verilmiştir? Gençler bu geçen sene birlikte işlediğimiz bir konu. Hatırlayabilmeniz gerekirdi. Burada doğru cevap C şıkkı olacaktı. Yani 1, 2 ve 4. ifadeler Ashab-ı Kehf için doğru olur. Ashab-ı Kehf ne demek gençler? Keyif mağara demek, ashab da arkadaşlar demek. Yani mağara arkadaşları anlamına geliyor. Dolayısıyla adında da zaten 4. ifade geçiyor. Biliyorsunuz bu gençler zalim kralın hükmünden kaçıyorlar. Niye? Sırf tevhid inancının savundukları için ve toplumun inancına karşı çıktıkları için cesaretleriyle ön plana çıkmış ve Kur'an-ı Kerim'de geçen bir grup genç. Ashab-ı Kehf. Evet gençler, bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.